Bugün 6 Temmuz 2023 İstanbul'dayız. Hakan Koçak'la beraberiz. E, bir dönemin öğrenci hareketlerini konuşacağız ama e, önce nerede ne zaman doğdun, nasıl bir aileye doğdun e, onları anlatır mısın bize? Tabii. E, 70'te doğdum ben, 1970'te. E, ziraat mühendisi babam, daha sonra öğretmen oldu annem de. Babam sol görüşlü biriydi, bir memurdu. E, daha çok kooperatiflerle ilgili birimlerde çalıştı ziraat mühendisi olarak. Ve de çok sürüldü ya da kendisi başka yerlere gitti. Dolayısıyla farklı şehirlerde geçti öğrenciliği. Eskişehir, Erzurum, Diyarbakır ve en son Adana. Liseyi de Adana'da bitirdim. Bitirdikten sonra da İstanbul'a o zaman bir denizcilik sevdasına tutulduğum için İTÜ gemi inşaata İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdim. Aslında e, denizci olmak istiyordum. Yani yüksek denizcilik ya da hatta askeri okul. Fakat ona şartlarım tutmadı. Son sene bütünlemeye kaldım vesaire. Babam benim hukuk siyasal gibi sosyal bilimlere aslında gitmem gerektiğini düşünüyorsa da demokratça bir tavırla son tercih senindir dedi. Bir şekilde ITÜ'ye girdim. Bizim okul Gemi inşaat o yıl ilk kez Maslak kampüsüne taşındı. Daha önce Taşkışla binasında imiş. Hatta kaydı Taşkışla da yaptırdık. Çok hayran olmuştum o binaya. Ne güzel burada okuyacağız sanırken. Oradaki bina bitmiş. E, gemi inşaatı Maslak'ın kampüsün en dibinde köpeklerin filan gezdiği e, mahremiyet bölgesi olan bir yerdi o zaman. Kampüs yeni yeni inşa oluyordu bu söylediğim 1988-89 sezonunda, öğretim yılında. Maslak oldukça boştu. Yani şimdiki maslak inanılmaz geliyor o yüzden bana. Sadece bir otel inşaatı vardı. Onun dışında askeri garnizonlar vesaire ve bir de bizim İTÜ. Ee, orada küçük bir okul ve en dipteki okul. Yani çok da önemli bir okul değildi. Politik aktivite açısından da çok önemli bir okul değildi ama yine de sonuçta kendi içinde politik insanlar vardı. Ama neredelerdi onu ben aradım. Adana'da babamın kitaplığı sayesinde büyük ölçüde ben kendimi solcu hatta sosyalist olarak niteleyerek geldim ama ben 80 dönemi yani çocuğu olduğum için Adana'da politikleşecek bir ortam yoktu. Yani solcu olduğunu biliyordum falan ama okula gelince nerede bu devrimci solcu abiler diye abiler diyorum çünkü gemi inşa çok erkek bir okuldu çok az sayıda kız öğrenci vardı idi. Şimdi epi değişmiş sanırım. Orada onları bulmam zor oldu çünkü bina yeni olduğundan henüz kantin açılmamıştı. Kantin de en kritik <laughs> mekan. Sonra bir pano gördüm. İTÜ der, Gemi İnşaat ve Öğrenci Derneği panosu. Orada solcu solcu şeyler paylaşılıyor ama kim bu panoyu yeniliyor filan. Neyse sonunda sınıf arkadaşlarından bir aracılığıyla e, büyülü bir andır o hiç unutmuyorum. şeyde Uçak Uzay Fakültesi kantininde iki devrimci abiyle tanıştım. Böyle kalın paltolu, sarmışlar atkılarını falan. Onlarla tanıştıktan sonra da işte bir süre sonra zaten kantin de açıldı ve ben de o solcuların, sosyalistlerin olduğu şeyde kantin masalarında yaşamımı sürdürmeye başladım. İTÜ'deki öğrenim ne kadar devam etti? Biraz komik oldu. Resmi olarak 4 yıl öğrencilik yaptım. Fakat aslında ilk yılın sonunda buranın bana göre olmadığını anladım. Çok ağır bir mühendislik eğitimi vardı gemi inşaatın e, ve bu hiç bana göre değildi. Ben aslında kandırıldım. Çünkü kılavuzlarda bizim bölüm, gemi inşaatın deniz bilimleri bölümünde sanki bir tür kaptan kustuculuk, denizaltı araştırmacılığı olacak gibi lanse edilmişti. Bu şey öyle olmadı görüldü. Zaten de bölümün adı şimdi değişti. Yani daha bizden sonra değişti. Gerçek olması gereken oldu. Deniz yapı mühendisine dönüştü. Dolayısıyla o ağır mühendislik bana göre değil dedim ama işte yine de bir bakayım edeyim derken yani bir buçuk yıl bir öğrencilik yaptım. Sonra okul kimliğini taşıdım ama okula gitmedim. Ama resmi olarak yani dört yıl İTÜ Gemi İnşaat'ın öğrencisi olmuş oldum. Orada İkinci yıldan sonra çalıştım ben. Yayın evinde çalıştım. Bir edebiyat e, kitapları basan yayın evi. Broy diye bir yayın evinde e, çalıştım. Dördüncü senede sınava girdim. Ve Mimar Sinan Sosyoloji'yi, yani gerçek aşkımı buldum sonunda. Ve oraya gittim. Ama tabii itülüler içinde bir yaşam. Sürdürdüm o dört yıl içinde de büyük ölçüde. Hem arkadaşlarım, dostlarım ya da politik birlikte olduğum insanlar. Hem de İTÜ'ye yakın yerde oturdum. Yani İTÜ'lüler o zaman Maslakta olduğunda büyük ölçüde İstinyasarı yer, Büyükdere civarında oturuyorlardı. Ben de Büyükdere'de, önce bir Taksim'de sonra Büyükdere'de oturdum. Sonra Mimar Sinan'la birlikte Beşiktaş'a... Taşındım. Belki o dönemin İstanbul'unu biraz anlatabilirsin bize. Hmm. Ee, nerelerde sosyalleşiyordunuz? Nasıl bir ortam vardı bir öğrenci için? Anlatabilir misin? Evet, özlediğim bir İstanbul. Tabii her şeyden önce benim işte Deniz gezmişle ilgili Erdal Öz'ün kitabından falan da hareketli bir romantik mekan olarak köprü altı tabii. Köprü altı önemliydi. Galata Köprüsü'nün yani şimdiki Galata Köprüsü değil ama dubalı gıcırdayan zincirleriyle Galata Köprüsü. O köprünün altında hem çayhaneler hem birahaneler vardı. Bize de hitap eden yani daha fukaralara hitap eden ucuz yerler. Oralar öğrencilerin hem sosyalleştiği hem politikleştiği yerlerdi. Yani korsan gösteri yapılacağı zaman da orada buluşulurdu. Ya da akşam Ahmet Kaya dinlenip birada içilirdi. Sevgilinle de gidilirdi. Bir politik arkadaşlarımla da gidilirdi. Orası önemli mekandı. Öğrenci kredisini alınca hemen oraya giderdik. Hepsini yerdik orada filan. Bizim için yani biz İtülüler için tabii daha Beşiktaş mekanları ve Ortaköy o dönem çok önemli bir merkezdi. Ortaköy e, caminin yanındaki 5-6 çay bahçesi. Öyle espri yapıyorum ben. Dönemin cep telefonuydu diye. Cep telefonu yok çoğumuzun evinde de telefon yok. Ee, orada buluşulurdu. Yani bir şey olduğu zaman iletişime geçmek için çünkü birileri takılıyordur oradan ya da onu tanıyan biri vardır filan. İletişim için merkezdi. Öyle iki de bir kafamıza çay da atmazlardı. Yani saatlerce otururdunuz bir çay içip. Öğrenci e, bütçesine de hitap eden yerlerdi. Aynı zamanda da Diğer tarafta da e, kitapçılar açılıyordu. Yani bir anlamda Ortaköy e, daha salaş, yani sol entelektüellerin ve e, öğrencilerin merkeziydi. Daha iç tarafa doğru da Dereboyu Caddesi'nde önemli o dönem çok önemli bir yer olan Ortaköy Kültür Merkezi vardı. Yani devrimci sol çevresinin işlettiği ama genel olarak da e, solcuların gittiği. Hatta benim de katıldığım ilk salon etkinliği oradaydı. Hasan Hüseyin Anma Gecesi, sevgili İlkay ve İlkay'ın olduğu o dönemki grup yorum. Çok büyük bir heyecanla gitmiştik. Yani o etkinliği mesela söz etmek isterim çünkü çok sembolize ediyor. İlk başlarda ben anneannemde kaldım Beylerbeyi'nde bir buçuk yıl kadar. Hem ev parası verilmiyor hem de bizimkiler için güvenli bir şey. Tabii son derece gerilimli bir ilişkiydi. Ben sürekli vaktimi solcularla geçirmek istiyorum. Anneannemse 6-7 gibi sofrayı kurup yemeğe bekliyordu şu Neyse. Yine öyle bir onun beklediği benimse hiç gitmeyi düşünmedim bir akşam. Bizimkiler dediler ki bir etkinlik var. Hasan Hüseyin anma gecesi var. Gidelim. Aa dedim ben onun kitaplarını okuyorum. Harçlıklarımdan filan. Ne güzel, gidelim. Hiç abartsız 300 kişilik falan bir salon. En az 1000 kişi var. Hayatımda ilk ve tek kez bir konseri şöyle izledim. Hiç kıpırdayamadan. Affedersiniz, çişiniz gelse yapacak bir şey yok. Yani Fakat müthiş büyülü bir atmosfer. Grup yorum sahnede ve Hasan Hüseyin'in şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendiriyorlar. Daha doğrusu herkes birlikte seslendiriyor falan. Ya yani büyük bir coşku. Çok e, heyecanlandığımı hatırlıyorum o geceyi. Sonra anneanneme söyledim. İki gün sonra gazeteyi önüme attı. Senin gittiğin yer burası mıydı dedi. Polis baskını olmuş oraya. <laughs> bir sürü gözaltılar filan. Ama dönemin havasını yansıtıyordu. Yani her türlü böyle paneller, konserler, etkinlikler. Adeta hani acıkmışçasına özellikle de genç insanlar giderdi, katılırdı. Bir de ben tabii o zaman henüz e, ayırdığında değildim. Yani benim için solcular vardı ve çok mutluydum. Meğer onların içinde bir sürü gruplar, fraksiyonlar, ekipler varmış. İstanbul'u dönem tabii şimdiye göre çok daha, e, ne, nasıl deme daha ferah, daha yaşanabilir bir yerde bizim için yani İtülüler için özellikle de o Sarıyer bölgesi sanki yarı sayfiye gibiydi bir yanıyla. Ee, öğrenciler gece kondu veya gece kondan bozma evlerde kalırdı. İlginç bir kültür de vardı o bölgede o dönem. Yani o İstinye'den Sarıyer'e doğru olan kısımda. Kışın öğrenim döneminde biz kalırdık. Görece daha iyi hesaplı kiraları. Yazın Arap turistler gelirdi. Yani aslında bu Arap turist olayı orada başlamıştı. Çünkü onlar severdi esintili yerler, rüzgar alan bölgeler ve tabi tabii bizim verdiğimizin 3-4 katı kiralarla hatta çok kızardık. Ağırlıkla Karadeniz'de ev sahipleriydi ve muhafazakarlardı. İşte eve kız girdi, girmedi falan bunlar problem olurken Burada kalabalık aileler sokak ortasında bira içilir falan onlara ilişilmezdi. Yani iyi para getiriyorlar diye çok kızardık. Ama yani oldukça zengin bir öğrenci kültürü vardı. Bir yanı evdi tabii öğrenci kültürü. Yani evlerde bir araya gelmek, müzik dinlemek, sohbet etmek, yayın paylaşmak ya da içmek yani ilk hayatımda orada içtim. Yani Sarıyer sırtlığındaki bir gece kondu evinde bizim itülü yani abilerin. Anahtarı böyle genelde bir tuğlanın iç, içinde falan olur. Yani insanların geldiği gittiği bir ev. Ee, hani resmi olarak üç kişi ama her zaman en az sekiz on kişinin bir şekilde kullandığı e, evlerde onlar. Orada ilk biramı içtiğimi hatırlıyorum mesela. Ben epey yeşil ağacı daha öncesinde. Yani sigara hiç zaten içmedim ama içkiyi de uzaktım ama o <laughs> kültür içinde işte. O öğrenci hayatını bir yanı evlerdi. Bir yanı da işte kültürel etkinlikler. Yani kültür merkezleri falan henüz çok fazla yoktu. İşte keme öncü bir şeydi aslında ama Mesela öğrenci şenlikleri gibi şeyler oluyordu. Özellikle yıl sonu şenlikleri vesaire. İşte film festivalleri, şunlar. Ama genel olarak da mesela... E, şimdi tabii karşılaştırma imkanım yok. Sadece kaba gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Sanki o dönem öğrenciler açısından, yani solcu öğrenciler kastıyorum. Mesela edebiyat çok daha önde bir şeydi. Yani müthiş okurduk. E, ayrıca da ben... Şiire ilgiliydim mesela şiir e, dergisi takip eder, hatta dergileri takip ederdim. Eden başka arkadaşlar da vardı. Mesela bir edebiyat kulübü kurmuştuk e, İTÜ'de. Hatta oradan hareketle de o çalıştığım yayın evinde de öyle gitmiştim. Yani broy dergisi, şiir dergisi takip ediyorum. Cehalon'da hadi bir ofisine gidelim. Git gel falan ya burada çalışsana. Öyle bir yol çizilmişti. Onun dışında büyük ölçüde aslında bu yaka vardı. Yani o dönem henüz ilk dönemler. Yani Kadıköy pek fazla öğrenci ve sol dünya için öne çıkmış bir şey değildi. Yani öğrenciler için, sol görüşlü öğrenciler için genel olarak yazı, yani dergi takip etmek, bir kere politik dergileri takip etmek, tabii ki kitap okumak, Kantinlerde çok sıkı tartışmalar oluyordu ve bu tartışmalarda e, ne diyelim, öne çıkmak, başarı elde etmek, karşı tarafın argümanlarını e, aşabilmek adına çokça alıntı geçen tartışmalar olurdu o dönem. E, ve bazı terimler kullanılırdı. Mesela yine komik anımsadığım bir şey. Bolca reformist, revizyonist, opportunist gibi terimler kullanıyordu. Ben de manalarını bilmiyordum ve çok utanıyordum. Yani solcuyum ama ben bunları niye bilmiyorum diye. Sonra İTÜ'nün iyi bir kütüphanesi vardı. Orada gidip bunlarla ilgili Orhan Ançerlioğlu'nun felsefe sözlüğünü karıştırdığımı, oradan ilk e, öğrendiğimi hatırlıyorum. Ama genel olarak zaten e, gemi inşaatın solcu abilerle tanıştık. Ve her biri bir dergi kolumun altına sıkıştırmaya başladı. Sonra anladım ki bunlar farklı gruplardanmış. Farklılık vardı ama şey yaşam biçimi herkesin aynıydı tabii. Son derece yoksul. Geçen yine arkadaşlarla konuşuyorduk. Mesela şu bir rutindi yani normalimiz oydu. Bakkala gidilir ve 100 gram zeytin, 100 gram helva alınır. Hatta 100 gram kıyma filan alınırdı oldukça kötü evlerde oturuyorduk. Yani ya gece kondular ya da bodrumlar, nemli bodrumlar. Kötü yerlerde yemek yiyorduk. Yani çok çok ucuz esnaf lokantaları falan bol ekmekle. Yani o zamanlar mide dayanıyormuş demek. Şimdi herhalde çok zor olurdu. Ama bunların hiçbiri de önemde taşımıyordu. Yani bizim için Kendimizi entelektüel olarak geliştirmek ve politik aktivite önemliydi. İstanbul soruyu tabii genişlettik, biraz kaçırdık. Yani İstanbul nasıldı? İstanbul güzel, keyif alınan bir yerdi. Bir yerden bir yere ulaşmak da daha kolaydı. Ee, tabii şimdiki gibi metro vesaire yoktu. Ama zaten gidilen alan da görece daha sınırlıydı ve bol yürünüyordu. Biz bol yürürdük. çok yürürdük. Yani mesela o dönemki yürüyüş performansıma şaşıyorum. Yani Taksim'den Ortaköy'e mesela otobüse binelim dediklerini. Yani binilir mi? Ne saçma. Yürünür diyorum. Yani. Sürekli yürü Ama çevremdekiler de genellikle yürürdük. Ama yürüyebilmeye uygun daha görece ferah yollar da vardı. Hem de ekonomik açıdan da iyi oluyordu. Ama ayrıca da sohbet imkanı oluyordu. Yani çok fazla yürüyerek sohbet ettiğimizi hep hatırlıyorum. Evet, genel bunlar herhalde aklımda kalan şeyler. Şunu sormak istiyorum. Sonuçta 88 senesi, 88-89 12 Eylül'ün de etkilerinin görece azaldığı en azından siyasi kadroların, liderlerin Artık çıkmaya başladığı içeriden de bir döneme tekabül ediyor. Üniversitelerin içerisindeki mücadele tabii 80'lerin ortalarından itibaren yine devam ediyor. Ee, sizin girdiğiniz dönemde özellikle de derneklerden bahsettiniz. Ee, ne gibi talepleri vardı öğrenciler? Nasıl örgütleniyorlardı üniversitede? Ben geldiğimde İTÜ'deyken öğrenci dernekleri vardı. Öğrenci derneklerinin bir kısmı yasal prosedürünü de tamamlamış ve e, statü kazanmış bir kısmı o ismi kullanıyor ama Resmi olarak res yani resmiyete kavuşmamış idi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bizim GET'ler de öyleydi. Ya yani çünkü başkanımız Basri'nin emniyete falan gidip geldiğini, bir takım sorunlar olduğunu hatırlıyorum. Fakat dernekler de esas örgütlenme modeli bizden önce yani 80 5'lerden 80 ortalarından itibaren 12 Eylül'den bir çıkış trendi olarak o dernekler kurulmaya başlamış. Ee, önemli mevziler olarak da görülüyordu. Bu derneklerin de bir araya geldiği meşhur bir dernekler platformu var varmış. Yani ben o solcuların masasına oturup da camiye girince sürekli bir platformda şu konuşuldu. Platformda onlar öyle yaptı, bunlar böyle dedi diye böyle neredeyse gizemli bir platform muhabbeti karşılamıştı beni. Sonra anladım gitgide işte yani bu derneklerde farklı politik akımlar var ve bu politik akımların temsilcilerinden oluşan da bir öğrenci dernekleri platform var. Ben geldiğimde platformun üretti, yarattığı o dalganın giderek aşağı doğru indiği dönemde ve bir parçalanma dönemiydi. Aslında daha öncesinde benim de o sırada temaslı olduğum tip TKP çevresi bu işin öncülüğünü yapmış. Fakat 12 Eylül'den çıkışla işte hapishanelerden çıkış ve ekiplerin kendi yayınlarını çıkarmaya başlamasıyla aslında herkes bir kendini bulmuş, örgütlenmeye başlamış ve o dönemde mesela o çevrenin yani tip TKP yarıncılar diye anılan çevrenin karşısındakilerin temel motivasyonu Öğrenci derneklerini onlardan kurtarmaktı. Ana gerilim oydu. Yani 89'da falan benim hatırladığım. E ve büyük ölçüde de öyle oldu. Zaten ondan hemen bir yıl sonra da Sovyetlerin yıkılması ve aynı zamanda TİP'in, TKP'nin bir arada oluşturduğu Türkiye Birleşik Komünist Partisi, TBKP onun tasfiye olması ya da kendini tasfiye et edilmesi diyelim büyük ölçüde vesaire yani o büyük sosyalist veya sosyalizmin yıkılış aşamasına da çözülüş ve yıkılış aşamasına da denk geliyordu tam dolayısıyla da o dönemde öğrenci dernekleri yani hem bir yandan çok önemsenen çok fazla enerji verilen bir şeydi ama hem de yani zirve ve aşağı iniş kesiti idi ben geldiğimde. Öğrenci derneklerin talepleri içinde aslında sonra da en önemli olan şeylerden biri tabii ana hedef yöktü. Yani yökün kaldırılması. Hatta ben ilk dağıttığım bildiriyi ve ilk talep ettiğim imza onunla ilgili iyi hatırlıyorum. kırmızı olmuştum. Benim elime bir föy verdiler. Dediler ki imza topluyoruz, bir imza toplama kampanyası. Bizim dernek mi yapıyordu, daha genel bir şey miydi o kadar anımsamıyorum ama. E ne yapacağım bunu dedim. E dediler kantindeki bütün masaları gezeceksin ve imza isteyeceksin. Yani dedim tanımadım insanlar ama gideceğim. E tabii dediler yani böyle olur bu işler. ya yani Çok utandığımı hatırlıyorum. Çünkü ben Adana'dan gelmiştim yani yine de Taşra ve kendi dar arkadaş grubumda. Yani hiç tanımadığım insanlara gitmek, merhaba demek, masasına oturmak, onlardan imza almak, konuyu anlatmak falan. Ama çok tabii insanı sosyalleştiren de bir süreç. Yine e, o dönemde öğrenci dernekleri için tabii e, önemli bir konu e, olmaya başlayan şey e, eğitimin parallaşması süreci de başlamıştı. O koordinasyon döneminde daha da öne çıktı ama o dönemde de vardı. E yine o dönemde e, polis baskısı çok fazlaydı. Yani bizim bizden önceki dönem daha da yoğun olduğu söylenirdi. Yani insanların bildirileri açıktan dağıtmayıp böyle kitap aralarına falan koydu. Ama bizim dönemimizde de e, bir yani bir sonraki dönem ben geldikten bir sonraki yıl polis noktalarının molotoflarla ve taşlarla ne diyelim ortadan kaldırılmaz. yani onların kovulması yani polisin kampüslerden kovulması yönünde bir hareket başlamıştı bir yandan. Ama bir yandan da çok sert bir polis baskısı başladı ve ondan sonra çevik kuvvet otobüsleri giderek yer edindiler. Yani aslında bugün görmeyin neredeyse normal bulduğumuz şey tam o süreçlerde giderek kalıcı hale geldi. Tabii o dönem bir de sivil polis baskısı çok fazlaydı. Yani böyle ünlü sivil polisleri vardı okulların. O sivil polisler gezinir, taciz eder. Sadece okulda değil, sonra ev baskınları da sık sık olurdu. E, ve bütün bunlara karşı da dernekler tabii bir bir tür yani e, e, kampüslerin özgürleşmesi. Tabii ki özellikle demokratik üniversite talebi. E, yani bunlar birbirle tabii bağlı iç içe şeyler. E, ama yanı sıra mesela işçi eylemlerini de desteklerdik. İlk geldiğim sıralar benim için en önemlisi mesela. Tam o sırada önemli bir e, yükseliş anıydı da işçi hareketi açısından. Özellikle de Zonguldak madencilerinin 3 Ocak grevinin çok heyecanlandırdığını hatırlıyorum. Yani beni de, çevremi de forumlarla, bildirilerle desteklemiştik. Hatta işte biz de boykotlar yapalım e, demiştik. E, yani o heyecan kampüslere de bizim aracılığımızla e, taşınıyordu. E, Evet, genel olarak bunlar diyebilirim. Bu öğrenci dernekleri platformu içerisinde TİP TKP'nin karşısındaki gruplardan bahsettiniz. Onlar tabii ki homojen bir grup değil, değil mi? Tabii, bunlar tabii. içerisinde hangi tabii. E, gruplar var? Yani bir kere devrimci gençlik ekibi vardı tabii ki. Ee, hepsi var. Yani tabii o, o dönem henüz o kadar vakıf <laughs> değildim. Yani yeni yeni tanıyordum ama yani partizancılar diyeyim, mesela vardı. Ee, şeyler e, sosyalist gençlik fabrika çevresi giderek gelişmeye başlayan bir ekipti mesela. O dönemlerde. Ee, devrimci sol. Yani sonradan DHKPC olacak olan devrimci Aslında yani devrimci sol e, dolayısıyla ya yani devrimci sol ve devrimci yol her ikisi de aslında dev genç devrimci gençlik adını öğrenci hareketinde kullanan iki ekip ki zaten konuşuruz yani o iki ekip sonra iki ayrı oluşuma da gitti en başta gelenler onlardı küçük şapta şeyler diğer ekipler de vardı ama yani benim çevremde yakın çevremde şeyler tabii onu da saymakla TDKP çevresi yani sonradan MPE evrilecek olan ekip aynı zamanda yani benim çevremde yoktu mesela ama varlardı. Aklımda olanlar bunlar kabaca. Peki 88'den 90'lara doğru geldiğimizde hatırladığın büyük eylemler, mitingler, öğrenci e, hareketi odaklı neler var? O dönemde en önemli aslında şey, eylem repertuarının merkezinde yer alan şey, ben geldiğim sırada korsan gösterilerdi. Yani bir sokak belirlenir, cadde belirlenir, bir eylem komitesi seçilir. Ondan sonra orada birbirini tanımıyormuş gibi ikişer, üçer kişilik gruplar bulunur. Sonra caddenin ortasına doğru eylem komitesinin belirlediği kişiler veya komite kendini atar sloganlarla ve bir anda o tanımıyormuş gibi olanlar birleşir, bir kitleye dönüşürler ve bir yöne doğru sloganlarla yürünür. Ama bu çok kısa, yani 5 dakika falan, 10 dakika neyse. E, o arada da polis yetişir, polis dağıtır e, ve dağılınır. O arada tabii kayıp verilmezse neyi verilirse yani gözaltına alınanlar. Tabii o dönem gözaltına almak çok beter bir şeydi. Yani genellikle bir tür işkence neredeyse kesin gibiydi. Bu tür korsanlar da ağırlıklı olarak nerede oluyordu? Daha çok bu Aksaray, Fındıkzade, yani Beyazıt'a yakın bölgeler, o bölgelerde ağırlıklı oluyordu. Bu Bunların bazıları daha küçük çaplı şeyler bazıları bayağı büyük, yani birkaç bin kişinin katıldığı şeyler de oluyordu. Bir başkası bu demin dediğim eylemler yani polis noktalarının da işte taşlandı vesaire. Yani Beyazıt kampüsünde tabii özellikle büyük hareketler vardı. Ama onun dışında da tabii İTÜ'de de başka yerlerde oldu. Sonra yine o dönemde faşistlerle ve <laughs> siyasal İslamcı gruplarla da ilk çatışmalar da olmaya başlamıştı. Mesela bizim İTÜ için özellikle inşaat kantini, yani inşaatta daha güçlü olarak vardı o ekipler. Dolayısıyla oralarda çatışmalar oluyordu. Onun dışında miting, yani öğrenci mitingi diye bir şey var mı? Hatırlamıyorum. Genel politik gösterilere tabii bizler de katılırdık. Mesela Sivas cenazelerini iyi hatırlıyorum. Yani ben hem Ankara hem İstanbul'dakine katılmıştım. Çok büyük e, eylemlerde, yürüyüşlerde. Savaşa karşı mitingler vardı. O dönem birinci Irak işgali söz konusu olmuştu. Ona karşı büyük miting işte mesela SHP'nin mitinglerine falan gidiliyordu yine. Yine iade mitinglerini hatırlıyorum gidilen. Yani benim katıldığım örneğin bu Çağlayan'da yapılan birkaç mitingi hatırlıyorum gittiğimiz. Yani miting olarak söylüyorum. Yani korsan gösteriler, mitingler ya da kampüs içi. Kampüs içi yürüyüşler mesela. Yani 300, 500 ya da 1000 kişilik büyük yürüyüşler bazen oluyordu. Yıl sonunda rektörlüğün yaptığı şenliği alternatif şenlikler de aslında bir tür politik gösteri gibiydi. Mesela bizim İTÜ'nün şenliği hiç unutamadığım bir şeydi. O zaman basketbol sahasındaki daha popçu rektörlük şenliğine karşı biz devrimci şenlik icra etmiştik yukarıdaki futbol sahasını. Hatta çok hoş da bir şey yapmıştık. O şenliğe gidildi önce. Sonra bir davul zurna çalmaya başlayınca oradan halay kolu yaparak çıkıp e, futbol sahasına geçtik. Orada da önemli gruplar sanatçılar vardı. Yani sonradan ünlü olacak olan işte Onur Akın gibi, Yavuz Bingöl gibi, işte Yorum gibi ya da Yorum'un bazı e, sanatçıları gibi insanlar geliyordu. E, Peki bu korsan gösterilerinin amacı neydi? Farklı konularda olabiliyordu. Yani gruplar kendileri de yapıyordu bu arada. Yani daha özel mesela. işte Yaşasın Partimiz falan gibi. Biraz da böyle şan olsun diye de yapılan bir şey ama öbür türlü de mesela işte YÖK'e karşı, 6 Kasım vesaire ya da savaşa karşı bu tür temalarla yapılıyordu. Aslında o yıllar tam e, görece bir özgürlük ortamının da oluştuğu yanılsamasıyla geçirilen Hı -hı. yıllar öyle diyelim. E, ama polis baskısının herhangi e, bir gelişmesini görmediğimiz de yıllar değil mi? Öğrenci hareketi açısından tabii, tabii. Da bunu söyleyebiliriz. Biraz önce gözaltına alınan öğrenciler cennet tabii, işkence görmesinden tabii. bahsetti. E, nerelere götürülürdü gözaltı merkezi? Hangi gözaltı merkezi? Yani vatan em, yet, yok henüz o zaman Gayrettepe'ye. Siyasi şube, yani o dönemin korkulu rüyası oydu esasen. Yani karakollar da var ama özellikle Gayrettepe. Gayrettepe'ye gitmek, Gayrettepe'ye götürülmek diye bir deyim vardı. Yani ben kendi adıma gitmedim mesela ama yani o, o, o anlamını hepimiz biliyorduk. Yani Gayrettepe'ye, yani 80 o anlamda sürüyordu aslında bir anlamda. Gayrettepe... Nindi sembolize etti Gayrettepe siyasi şubenin temsil ettiği bir şey vardı. Tabii bir yandan da 90'lar aynı zamanda Kürt hareketinin de çıkış yaptığı bir dönem. Benim için mesela şaşırtıcı şeylerden biri de buydu. Yani ben orada Kürt meselesiyle, Kürtlerle yani politik Kürtlerle tanıştım. Onlar da önemli bir dinamikti aslında. Tabii bunları konuşurken onu belirtmek de lazım. Yani bir de şu tabii önemliydi. Yani bir eğitim süreciydi de. Yani Kürtlerin hakları, Kürt dili, Kürt edebiyatı ilk elime verildiğinde Şivan'ın bir tür el altından gezen Şivan Perver'in kasetleri, İsmail Beşikçi'nin kitapları mesela böyle el e, ...fotokopiyle çoğaltılmış. Hatta bizim eve bir baskında onlar gitmişti. Çok üzülmüştüm. E, o dönemde... E, ...90'lar iklimi de vardı tabii. Yani şimdi biraz... E, ...90'lar bilmiyorum farklı algılanıyor herhalde ama... ...ikiliydi. Yani bir yandan... ...yüksek düzeyde bir mücadele sürüyordu. Yani mesela bugüne göre daha güçlü bir... ...demokratik mücadele hattı olduğunu söylemeliyim. Yani öğrenci hareketi de dahil olmak üzere bunun bir parçası olmak üzere. Ama aynı zamanda da korkunç şeyler oluyordu tabii. Yani faile meçhuller. Hatta bunlardan bazıları benim kişisel tanıdığım yok ama birçok arkadaşımın iyi tanıdığı insanlar. Çatışmalarda öldürülenler oldu. Mesela bizim İTÜ inşaat Devrimci Sol'un güçlü olduğu bir okuldu ve oradan çıkan ve silahlı militan olan, olmuş olan olduğunu öğrendiğimiz çeşitli isimler çatışmalarda öldürüldüler yani ev baskınlarında öldürüldüler veya işte faili meçhuller oldu ee, ve giderek e, yani şey de e, o politik gündemin ağırlığı da tabii bir yandan e, şey, kampüsleri de etkiliyordu yani kampüslerin de çok tehlikeli görüldüğü de dönemlerde aynı zamanda. Yani çünkü oraylara hem Kürt hareketini hem genel olarak devrimci hareketin kadro da yetiştiren yerlerde Onun da o yönüyle de devletin bir bakış açısı vardı. Tabii ben o arada çalışmaya başladığım için yani bir yıl kadar çok içinde değildim. Sonra Mimar Sinan'a girdim. Mimar Sinan Sosyoloji'ye. Oraya girdiğimde ee, değişmeye başlamıştı. Öğrenci dernekleri artık ortadan kalktı. Ve yeni bir arayış başladı. Yani o az önce söylediğim yani yarıncılardan dernekleri kurtaralım diyenler. Şöyle bir şey oldu tabii. Aslında kurtarıldı ama bir işe de yaramadı. <laughs> Çok ilginçtir. Yani o kurtarılan tırnak içinde dernekler e, çoğu yeterli sayıda katılımcıyla kongre yapamadığı için fes oldu filan. Yani aslında sönümlendi. Tam anlamıyla dernekler sönümlendi. Çünkü işte o duvar yıkıldı vesaire. Yani başka bir, 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 büyük bir kırılma oldu. Belki o dönem adını koyamadığımız. Hatta ilginçti mesela. Ben biraz da karikatürize ederek şöyle tarif ediyordum. Bir yaz kampına katıldım. İşte bu tip TKP'li arkadaşlar beni de örgütlemek üzere bir yaz kampına çağırdılar. Ben çok motive oldum o kampta. Ertesi yıl okula girdim. Ve artık yani büyük şeyler yapacağız. Ben de örgütlü bir komünistim falan. Sağıma soluma baktım. Kimse yok. Yani dağılmıştı o ekip. Diğerleriyle de temasım yok. Ama bir süre sonra özellikle devrimci yol ve devrimci sol ekipleri dediğim gibi daha inisiyatif olarak ve onlar daha büyümüşlerdi daha kitleselleşmişlerdi ve militan da bir mücadele veriyorlardı. İşte mesela demin dediğim bu korsanlar vesaireler. Sonra bir yeniden örgütlenme çabası başladı. Yani o dönem bütün grupların katıldığı ama bu bu iki grubun özellikle daha başı çekti ve iki farklı yaklaşımla içinde bulundukları bir yeni hamle Orada da e, İstanbul öğrenci dernekleri federasyonu'nun oluşumu e, gündeme geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir iki gün süren galiba iki gün mü sürmüştü bir e, İÖDF kuruluş kurultayı yapıldı. O kurultayda ben de gemi inşaat temsilcisi olarak yer aldım. ama bağımsızdım yani çünkü hala Derneği sahiplenen bir ama bir örgütü olmayan bağımsızdım. Çok etkileyici gelmişti o dönem bana. Çok iyi hatipler vardı kürsüde. O Boğaziçi'nin bir yabancı isimli şeyle şaşalı salonumda böyle. Tabii o zaman mesela o salonda böyle bir şey yapılabiliyormuş. Şimdi diyorum ya 90'lar biraz ikili bir şey. Ya yani Bir yandan bu mücadelelerin bir tür yarattığı özerk alanlar da vardı. Ama bir yandan da 90'lar evi lansmanı. Yani i̇kisi bir arada. <laughs> Orada YÖDEF'e kurultayında büyük bir gerilim tabii vardı. Yani temel tartışmada şu. Çok yani kabaca ve aklımda kaldığı kadarıyla. Aslında örgütlenme modeli, örgütlenmenin düzeyi üzerine. Yani daha merkezi bir yapı ve onun bir anlamda şubeleri mi olacak? Yoksa federatif yani her biri kendi özellikleri olan öğrenci derneği birimleri, fakültelerdeki birimler ve onların oluşturduğu bir federasyon mu olacak? Bu ikisi birbirle çatışıyordu ama ikisinin de arkasında bir siyasi ekip var. Yani birini öncelikle temsil eden veya onun savunan devrimci gençlik ekibi yani devrimci yol kökenli ekip federatif modeli. Diğeri zaten koptu bir süre sonra ve İYÖDER'i kurdu. Yani devrimci sol ekibi. Yani merkezi bir e, İYÖDER yani Yüksek Öğretim, İslam Yüksek Öğretim Derneği ve onun şubeleri. E, o kendi yolunu çizmiş oldu, koptu, ayrıldı, gitti. Diğer kalan gruplar e, arasında ise grupların kendi özgün meseleleri etrafında yani kendi özgün nasıl diyelim onu alameti farikaları olan konuları da bir şekilde dernek tüzüğüne geçirmek o dernek federasyonunun tüzüğüne geçirmek önemli bir konuydu gördüm. O yüzden mesela hiç bitmeyen antiler tartışması vardı. Ya bu tüzükte ne olacak? İşte anti faşist olsun olmasın. Anti emperyalist olsun olmasın. Anti şoven olsun olmasın gibi yani her grubun tabii o kendi bakış açısı var. Dolayısıyla da aslında yani bugünden bakınca daha da güçlü söyleyebilirim. Yani öğrenci meselelerinin görece daha az <laughs> gündemde yer teşkil ettiği, ee, giderek her biri gelişmekte olan politik grupların meselelerinin daha önde olduğu bir kurultaydı, bir ortamdı bu. Ama politik olarak öğreticiydi de yani bir okul gibiydi de yani bütün o çekişme. Ya da ben tabii o dönemki naifliğimle öyle bakıyordum. Bilmiyorum şimdi olsa daha sıkılırım herhalde ama o dönem benim için öğreticiydi de. Bu süreç nasıl tamamlandı? E, oluştu EUDF yani resmi olarak değil ama fiili kullanılan isim olarak İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu adıyla oluştu. Büyük ölçüde dediğim gibi devrimci gençlik çevresinin motor gücünü, lokomotifini oluşturdu bir grup. Çeşitli eylemler de yaptı. Fakat e, o da çok süreklilik kazanamadı, devam edemedi. Yani dediğim gibi bir geçiş dönemiydi çünkü politik geçiş dönemi. Sonrasında e, Miman Sinan'a girdiğimde işte mesela e, tartışma yani ne yapalım nasıl örgütlenelim tartışmasını buldum masa kantinde. Yani böyle dünya değiştirmiş gibi geldi. Tabii yaşınız da büyük olmuş oluyor 4 yıl sonra yani birinci sınıftan başladığınızda. Tuhaf gelmişti. Ve bir kulüpçülük meselesi patladı o dönemde. Asıl şöyle diyeyim. Daha önce kulüpler kurulmaya başladığında büyük bir tartışma koptu. Yani şeyi çok iyi hatırlıyorum. Kimileri deyim yerindeyse dernekler bizim namusumuzdur demeye gelen bir savunma hattı çizdiler. Yani devletten mücadeleyle koparılmış bir mevzi siz niçin şimdi rektörlüklerin işte yönetimin iktidarını önümüze attığı bu kulüp denen şeyi eyvallah diyorsunuz gibi. Fakat tartışmanın diğer tarafındakiler de diyordu ki ya farklı mücadele alanları var biçimleri var. Yani kültürel alan da önemli veya öğrencilere ulaşmak için onların mesleki ilgileri, kültürel ilgileri vesaire buralardan da hareket eden diyen farklı yaklaşımlar vardı. Aslında tabii biraz bunun arkasında o zaman biz adını çok koyamıyorduk ama tabii toplumsal bir değişim, öğrencilerde bir değişim de eşlik ediyordu. Nasıl? Belki ona dair de bir iki şey söylemek isterim. Bu biraz az konuşulan bir şey ya da bilmiyorum ben öyle yaşadığım için ben de öne çıkıyor. Ee, o dönem aynı zamanda büyük bir kültürel dönüşüm dönemiydi de. Yani 90'ların başı. Bana sorarsanız müthiş muhafazakar bir kitleydi sol öğrenci hareketi içindekiler. Yani mesela şimdi çok komik gelecek ama saç uzatır mı devrimci bir erkek? Yani uzun saçlı olur mu? Mesela küpe takar mı? Ya da bekaret önemli bir mesele midir kadınlar için? Ee, gibi yani benim içinde bulun veya müzik. öğrenci şenliği ile ilgili günlerce süren bir tartışma oldu. Öz kültür, yoz kültür tartışması. Ya yani çok kabaca söylersek saz zadayalıysa öz kültür, gitar, elektronik aletler varsa yoz kültür filan gibi. Ya yani bugün bakınca çok herhalde hiçbir grubun pek de sahip dönemeyeceğini düşündüm. Belki biraz o 80'in baskıcı ortamında daha yeraltı e, kültürü, bir tür alt kültür olarak geçirmiş olmakla da ilgili ya da bilmiyorum başka nedenleri olabilir. Ben böyle şaşırarak izlediğimi de hatırlıyorum. Çünkü ben Adana'dan bir rakçı olarak gelmiştim. Yani kendimi öyle tanımlıyordum. Heavy metal müzik, Iron Maiden, Deep Purple, Led Zeppelin. Yani solculuk kadar rakçılık da önemliydi benim için. Ve o heyecanla tanıştığım solcu abilerle yaptığım ilk tartışmalardan biri bu konuda oldu. İTÜ Gemi İnşaat'ın kantini yeni açıldığında, dedim ya sonradan açıldı, hiç unutmuyorum o tartışmayı. E dedik, bu kantinde ne müzik çalar acaba filan. İşte onlar dediler ki ya böyle ruhi su çalsa, grup yorum çalsa filan. Tabii dedim ne güzel olur. Yanı sıra Led Zeppelin, Deep Purple filan da. Ne? faşist müzikler mi dinliyorsunsa? Ya abiler hayır o faşist değil filan diye. Hatırlıyorum yani onu kendimce anlatmaya çalıştığımı. Yani herkes kulüpçü oldu bir şekilde diyeyim kabaca aslında. Yani kulüpler meşru hale geldiler. Benim girdiğim Mimar da hatta bir yani kötü eski bir binadır da merdivende inince sol taraf yemekhane kantin sağa dönünce Orası böyle fiili olarak bir kulüp ortamıydı. Yani gitar çalınır, saz çalınır, panolar vardı ve orada çeşitli kültürel paylaşımlar yapılıyordu. Veya orada işte tiyatro gösterileri, küçük mini dinletiler. Yani kültürün, sanatın biraz daha öne çıktığı belki bir dönem gibiydi bir yandan. Ama aynı zamanda da arayış var tabii yani bu yani artık onlar bitti de bunlar oldu diyemeyiz. Sonuçta politik gruplar da var. Ee, ama herkes bir arayış içinde. Ee, ama kulüpler e, yerleştiler. Yani kulüpler yani okuldan okula değişmekle birlikte. Örneğin Boğaz Boğaziçi'nde çok çok daha önemli oldu yerleri. Ya da İstanbul'da da bazı kulüpler daha öne çıktı. Biz Mimar Sinan'da mesela Sosyolojik Araştırmalar Kulübü'nü kurmak için çok çaba sarf ettik. Onun tüzüğü için e, rektörlüğe, fındıklıya defalarca gittik geldik. Yani aslında o algının doğru olmadığı da görüldü. Hani az, az önce dedim ya yani politik dernekler, apolitik kulüpler gibi tartışılıyordu ama mesela egemenler için işte de öyle değildi e, bizim kulüplerden sorumlu bir hocamız vardı Fındıklı'da. Yani o atanmış. bu sosyolojik araştırmalar kulübü için oraya gidip gelirken bayağı sorguluyordu biz yani kimsiniz, necisiniz, sizin notlarınız ne? Yani sahiden öğrenci misiniz? Başka gayeleriniz var aslında. Sürekli sorgulanın bu. Yani orada egemen akıl aslında kulüpten de tedirgindi. biz uğraşa uğraşa kurmuştuk. Ee, sosyolojik araştırmalar kulübünü bile yani aslında memnun olması gerekir değil mi ne güzel ilmi çalışmalar yapıyorlar. Bir de dergisi vardı galiba. Ya Tabii Asosyoloji dergisini çıkardı. İşte sevgili arkadaşım şimdi o da sürgün hayatı yaşatıyorlar. Pınar Selek onun öncülerindendir. Hem derginin hem de kulübün. Baki vardı. Baki Gül, o da şimdi bir Kürt gazeteci, Kürt hareketi içinde bir arkadaşım. O da bir anlamda sürgün hayatı yaşıyor. O dönemden dostlarım. E, Tayfun vardı, devrimci genç çevresinin önemli insanlarındandı. Hatta derginin de sanırım yayın faaliyetlerini de yürüten kişilerden biriydi. E, o dönem ama şey de yapıyorduk. Yani bizim okulda öyleydi. Bilmiyorum diğer okullar için çok problem ama. E, hep yapılan tartışma yani bu kantin solculuğu yapmak e, veyahut da işte hiç okulda veya sınıfta öğrenci yaşamının içinde olmak olmamak tartışması. Hani şimdi yapılıyor ya işte mahallelere gitmek gitmemek. Biz mesela çubuğu buraya güçlü biçimde bükmeyi önemsiyorduk. Yani sınıfta olmak, veya orada sosyoloji alanında bizim söz üretmek yani soldan bir şey üretmek en azından benim bulunduğum çevrede o önemliydi. Yani orada mesela ben mevzi olarak görüyordum. Sosyoloji derslerini mutlaka takip ediyordum. Yani hem artık sevdiğim bölüme de kavuştuğum için ama ayrıca da bir mücadele alanı gibi de görüyordum daha da bol okuma gereği hissediyordum. Yani orada burjuva laflar eden hocaya karşı hani Marksist bir savunu yapma gerekliliği, öyle bir misyonla falan. Ama gerçekten de daha öğrenci topluluğuyla daha mesela benim gemi inşaat deneyimime göre diyeyim, kişisel konuşayım, genelleştiremem gerçekten daha sıkı bağlar kurulabildiği bir kesit olmuştu o. Nitekim biz onu nereye taşıdık sonra? O arayış giderek, yani kulüpler var ama onun ötesinde politik bir şey de lazım. Aslında tam o arada da neoliberalizmin kendisini eğitim, öğretim alanında, üniversite alanında hakim kıldığı bir dönem ve parallaşmanın, eğitimin ticarileşmesinin giderek daha belirgin bir mücadele konusu olduğu bir an bu. Yani belki ilk 80'lerin sonu bir 12 Eylül'den çıkış, onun sembolü olarak da anti-yök, işte polis şiddeti vesaireydi ama gitgide bu neoliberalleşme oldu. Yani ülkenin genel gidişatıyla da paralel. Yani mesela işte nasıl işçiler özelleştirmeyi karşı bir yandan mücadele üretiyorsa o yüzden orada da giderek o kulüp çevrelerinden insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir takım cepheler oluşmaya başladı. İşte oluşumlar, cepheler, yerel düzeyde platformlar. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde yanlış ismini hatırlamıyorsam Sol Platform oluştu. İşte Anafor'a karşı cephe oluştu Taşkış'ta, İTÜ'de. Bizim Mimar Sinan'da, Fen Edebiyat'ta Muhalif Cephe adını koyduk oluşumumuzun. Genellikle cephe ismi ağırlık kazandı sanıyorum hatırladığım kadar ama. Tabi burada şeyi söylemek gerekir yani bunlar hepsi de böyle kendi kendine olan şeyler değil. Sonuçta her zaman bütün toplumsal muhalefette olduğu gibi arkada politik akıllar var. Orada da yine Lokomotif güç, devrimci gençlik çevresinden arkadaşlardı ama homojen de değildik, farklı grupla. Ben mesela o sıralarda Birleşik Sosyalist Parti üyesi olmuştum. Bağımsız arkadaşlar vardı, kendi anarşist olarak niteleyen arkadaşlar vardı, bağımsız sosyalistler vardı veya sosyalist demeyenler vardı ve yeni yeni figürler bu arada girmeye başladı. Mesela feministler. Yani bizim Mimar Sinan Fen Edebiyat'ta mesela güçlü bir şeye dönüştü kısa sürede. Ee, orada bir, yine anayım adını özledim de arkadaşım herhalde. Pınar mesela çok bir pano yaptılar o merdiven inişine. Ve dediler ki bu panoya isteyen tüm okuldaki kadınlar erkeklerle ilgili şikayetlerini ifade etmek istediklerini yazabilir büyük bir skandala dönüştü. Öyle şeyler yazıldı ki solcu erkeklerle ilgili, İslamcı erkeklerle ilgili filan. Büyük bir teşhir. Yani hani o görünen politik ortamın arkasında neler neler varmış aslında filan. Yani işte nasıl diyeyim? Bütün genç, yeni gelen kadınları kur yapan, onları elde edilecek şey insanlar olarak gören kimi figürlerden mesela söz ediliyor. Bilmem ne şu tam nasıl tarif edeceğimi bilemedim ama e, biraz da ben biraz saf Bu kadar farkında değilmişim. Ya da işte sonradan adı mobbing olan şeyler yani kadınlara uygulanan mobbingler vesaireler. İşte o dönem hatırlıyorum Ayşe Düzkan gibi feminist öncülerin katıldığı söyleşiler düzenlendi. işte çeşitli broşür, yayın gibi şeyler. Yani bir tür öğrenci hareketi daha önce benim bulunduğum dönemde yani daha devrimci örgütler onların işte derneklerle filan örgütlenmesi iken o yeni toplumsal muhalefet renkleri diyeceğimiz şeylerin de girmeye başladığını da tanık olduk. Ya da Marksist takımlar için söylersek Troçkistler mesela işte anarşistler. Yani bu 80 sonunda girdiğimde mutlaka vardır ama yani çok gözle görülür şeyler değildi öğrenci hareketi için konuşuyorum. Yani dışarıda vardır. Hani yayın faaliyeti şu ama şimdi öğrenci hareketinin bir bileşeni olarak e, yer aldılar. Yani feminist arkadaşlar özellikle dediğim gibi bizim mimar Sinan'da etkin bir güç e, oldular ve bizim muhalif cephe içerisinde de e, önemli bir dinamik e, oluşturdular. Yani daha böyle bir kadın e, renginin baskın olduğu bir şey oldu yani çünkü o hatırlıyorum ya beni biraz şaşırtıyordu. Çünkü genelde daha erkek bir ortamdı. Yani kadınlar hep vardı. Öğrenci hareketi. için ama hegemonik şey daha erkekti. Dediğim gibi kültürüyle de öyle. Yani az önce söyledim ya bir de bazı muhafazakarlıklar falan. O İYDEFE kurultayında birkaç tane uzun saçlı, küpeli devrimci genç olduğunu hatırlıyorum. Yani erkek. Mesela böyle tuhaf tuhaf birçok insanı baktığını anımsıyorum. Yani sonraları bunlar tabii çok komik şeylere dönüştü artık. Ama oldu öyle bir geçiş. Mesela oralarda işte evlerde tartışılırdı, kantin masalarında tartışılırdı, tartışla tartışılırdı. Yani birey olmak, süslenmek mesela bu, bu tür şeyler hep çok tartışıldı. Müzik zevkleri vesaire. Neyse rakçı olarak ben rahatladım. yani Herkes bol miktarda rak dinler oldu. Hatta koordinasyonda epeyce rakçı, uzun saçlı, hatta daha öne bile geçtiler. O anlamda rahatladım. Şimdi o dönemde e, bu cepheler oluştu. Tabi bir dinamik de şu oldu. E, faşist saldırılar da başladı. E, bir yandan. E, yani hem işte o neoliberalizmin iz düşümü diyebileceğimiz ya yani bu paralı eğitime karşı ne yapalım tartışmalar hem de bir yandan bu tür saldırılar olduğunda da bir dayanışma ağı kurmalıyız düşüncesi, kaygısı. Bütün bunlarla bu cepheler daha kurulurken, cephe oluşum neyse bunlar bir yandan da birleşelim çabası içine girildi ve birleşildi. Şeyde, İTÜ'nün Taşkış'ta binasında yani mimarlığın olduğu yerde, binada. E, onun bir ünlü amfisi vardı. E, 123 mü galiba e, olsa gerek. E, orada bir büyük toplantı yaptığımızı hatırlıyorum. Kaç senesi? 94 olabilir mi acaba? Ben de öyle biliyorum. Sanırım 4 olsa gerek. Ben yani olayları daha çok hatırlıyorum. Tam tarihi zor ama 94 olması muhtemel. 94'te veya 5 mi? 4 ya da 5. Orada epeyce tartışma ve işte Boğaz içinden avcılar her taraftan insanlar yani bu cepheler vesaire onların temsilcileri veya katılımcılar geldiler. Ya bayağı böyle birkaç yüz kişilik falan büyük bir topluluk. Ve adı orada kondu. Yani öğrenci koordinasyonu diye e, kuruldu. Aslında yani böyle dalgalar var. Yani ben ilk geldiğimde o dernekler platformunun artık zirveden inişiydi. Sonra bir İÖDF çıkışını gördüm. Sonra onun da bir tür dağılması, sönümlenmesiyle tekrar çıkış. Bu kez öğrenci koordinasyonu kısa adıyla koordinasyon daha samimi kısa adıyla Kordi dediğimiz bizim şeyi oluşturmuş olduk. O da çok heyecan vermişti o dönem kurulduğunda koordinasyon. Ve yani devrimci genişlikçi arkadaşlardan işte dediğim gibi yani sosyal demok sol sosyal demokrat, anarşist, işte bizim gibi BSP'liler ya da farklı gruplardan insanlar vardı. Ama öğrenci dernekleri zamanındaki gibi de aslında yine büyük bir ayrım. Diğer tarafta da e, bir başka oluşuma gidildi. Koordinasyondan kısa süre sonra. Onlar tam olarak ne adını kullandılar? Hmm. Platform adını kullandılar ama yani mesela Siple arkadaşlar orada da en etkin olanlar hatırlıyorum. İşte yani bugünkü S&P'li o dönem için ne? Atılımcı arkadaşlar mesela. Yine e, Üniversite Öğrenci Platformu. Üniversite Öğrenci Platformu. Evet. Yani koordinasyon tabii o dönemin e, bu e, şöyle değerlenmek lazım. Koordinasyon tabii o dönemki yeni yeni toplumsal muhalefet çıkışının bir parçası diye ben düşünüyorum. Yani o çıkışın bir ayağı giderek ÖDP oldu. Bir ayağı Express dergisi oldu. İşte yani Leman okuyan, rock dinleyen veya rock müziği de en az diğerleri kadar dinleyen, yani biraz mizah, kültür, sanat bununla ilişkilenen, bir yandan o yeni toplumsal hareketleri içine almış veya temas halinde olan yani ekoloji hareketi, feminist hareket e, gibi hatta LGBT de iyi de yani henüz LGBT nüve halinde ol, ismi olmasa da o evet, ol, evet henüz nüve halinde mi o da e, başlamıştı bir damar olarak e, bütün onların e, birleşimi içerisinde koordinasyon Tabii bir dil bir söylem geliştirdi yani bir yanıyla mizahı ama ondan öte popüler bir dili, daha geniş öğrenci kitlelerine seslenmeyi hedef alan, esas alan mesela işte Hayal Gücü Beyazıt'a diye bir sloganla Beyazıt'ta büyük eylemimizi yapmıştık. Yani o eylemin ön çalışmasını, hazırlığını, propagandasını öyle yapmıştık. Yani çağırıcı bir dili olan, o katır kutur politik, ajitasyon dilini, bildiri dilini aşmaya çalışan, yani o kantinde sınıftaki öğrenci kültürüyle bir e, temas yakalamaya çalışan. Ama tabii yani bunu bana sorarsanız oldukça politik de yapandı, yapıyor idi. Fakat platformu oluşturan arkadaşlar bu dili, söylemi, yaklaşımı nasıl diyelim? Şimdi haksızlık da etme dikkatli konuşmak istiyorum ama Biraz sulandırılmış buluyorlardı, biraz apolitik buluyorlardı, biraz reformist buluyorlardı. Temel ayrım oradaydı aslında ve eylem biçimi olarak da onlar yaptığı en zaten herhalde zirve eylem bir İstanbul Üniversitesi işgali gerçekleştirdiler. Merkez binada, kampüste i̇şte bir gece üniversiteyi işgal ettiler ama yani aslında sorarsanız temel talepler ve hedeflerde bir büyük ayrımımız yoktu sonuç itibariyle. Ee, ama şöyle belki bir ayrım demek doğru olur gibi geliyor bana. Yani biz öğrenci meselelerine bir soldan müdahale yapmaya çalışıyoruz ama platformun çok esas olarak kendini bir öğrenci hareketi olmaktan ziyade yani var olan çeşitli sosyalist, marksist akımların oraya bir iz düşümü gibiydi. Aslında temelde öyle bir ayrım vardı. Ama bu dönem yine üniversitelerin içerisinin de çok hareketli olduğu baskının da son derece yoğun olduğu bir dönem. Yani ben koordinasyonun, e, yaratıcılığın ve eylemlerini biraz Gezi'ye de benzetiyorum. Gezi onun çok daha büyük bir e, hali ama bir taraftan türban meselesi, diğer taraftan işte e, siyasal İslam'la ve faşistlerle olan gerginlikler, kavgalar. Böyle bir sürecin içerisinden geçilirken bulunan yaratıcı çözümler aslında bunlar. Biraz onlara da değinerek. Tabii. Yani... Ee, yani özellikle Merkez Bina İslam Üniversitesi, Merkez Bina Beyazıt başta olmak üzere, yani ya odak olmak üzere faşist saldırılar çok yoğunlaştı. Daha doğrusu yoğunlaştırıldı. Aslında o döngü hep vardır. Yani koordinasyon önemli bir çıkış yakadı. Aslında onu söyleyelim önce. Yani bu hatta 20 Aralık eylemi değil mi? Doğru söylüyorum. Orada herkesin böyle gözlerini yaşartan bir şey oldu. İşte o hayal gücü Beyazıt'a dedik. Gerçekten 2-3 bin kişi gibi. Yani çok ciddi o dönem için. Hatta bu dönem için de. Kitleyi toplamayı başardık. Yani koordinasyon deyim yerindeyse rüştünü ispat etmiş oldu. Orada Beyazıt'ın o meşhur kapısı önünde büyük bir kitle eylemi yaptık. Sloganlarımızla, her şeyimizle. Dolayısıyla da aslında ortaya koymuş olduk bir irade. Yani bu artan harçlar, üniversitenin ticarileşmesi, tabii ki değişmez gündemimiz, yökün kalkması. Yani bir yandan anti-otoriter ama yanı sıra da anti-neoliberal bir hat çizmiştik. Bence de çok doğru, iyi bir hattı bu. O noktada da o yükselişin o meşruiyetin görülmesiyle birlikte bir süre sonra o faşist saldırılar arttı belirgin biçimde. Dediğim gibi yani özellikle kampüs. Hatta bir dönem böyle bir ritüel oluşmaya başladı. Yani sürekli olarak Beyazıt'tan haber geliyor. Ya yani Beyazıt'a gitmek diye bir, bir akşam rutini vardı. Çünkü orada da dışarıdan da getirilen polis gözetiminde ülke ocaklarından vesaire saldırganlar koordinasyonculara da diğerle ya yani tüm sosyalist öğrencilere saldırılar yapıyorlardı ve aslında bugünden bakınca küçümsenmeyecek de şeylerdi. Hatta o derece ki yani bir ara silah kullanıldı. Çavlan Erdoğan, Aydın Çavlan Erdoğan arkadaşımız silahla vuruldu mesela bu çatışmaların bir evresinde kamp içerisinde kantinde işte sopalar şunlar bunlar yani orada da bir tabii zorunlu öz savunma çabası içine girildi yani gerek merkez kampüstekiler gerekse de işte bizler de onları destek ve yani o saldırıların olduğu zamanlarda topluca çıkışlar yapıyordu içerideki arkadaşlarımız bizler de o çıkışa eşlik edip yani onları karşılıyorduk bir de üniversiteler arası gidiş gelişler <laughs> oluyordu değil mi? Mesela Marmara'nın Nişantaşı kampüsünde. Tabii tabii. Yani. tabii onu kastediyorum. Yani ya içeri girilebiliyorsa giriliyordu ya çıkışta çık oluyordu. Sonra Marmara bir odak oldu. Benim kardeşim de Marmara'da okuduğu için ayrıca benim için önemliydi. Nitekim onun da kafası, gözü kırıldı, yaralandı. Nevroz'da gözaltına alındı vesaire. Yani orada tabii daha da güçlüydü. Biraz daha deyim yerine ise Marmara İstanbul'un Taşra Üniversitesi gibiydi. Yani özellikle e, siyasal İslamcı kadroların, Türkçü kadroların daha hakim olduğu bir e, kampüstü, Göztepe Kampüsü. O yüzden, e, hakeza Haydarpaşa'da da, işte şimdi içeriden çıkarmaya çalıştığımız Can Atalay'da, mesela Haydarpaşa kampüsünde o antifaşist mücadele veren hukuk e, öğrencilerinden biriydi. E, oralarda da yani her yerde evet sürdü. Bizim okul pek öyle değildi Mimar Sinan ama diğer okullarda bu tür şeyler oluyordu ve desteğe gidiliyordu. Ama yani şunu da yapmayı başardık. Yani bununla da boğuntuya getirilmemesini de önemsiyorduk. Mesela bu harçları ödememe kampanyası yani koordinasyon başlattı. Örneğin o kapsamda bir dizi tabi broşürdü, eylemdi şu bu ama Yanı sıra şunu da yaptık biz koordinasyoncular olarak. Gece okulu terk etmeme eylemi. Mesela böyle daha ses getiren eylemlerimizden biriydi. Çok da güzel icra edilmişti. Mesela bizim Mimar Sinan'da da, Fen Edebiyat'ta yani. 50-60 kişi hatırlıyorum. Polis yığınağına rağmen yani kapının önüne o gece Darbukalar marbuka bir yandan eylem yani eğlencemizden de ödün vermeden filan ee, terk etmeme eylemlerini sürdürdük ve bir de büyük eylemler mesela Ankara'da büyük bir buluşma gerçekleşemeyen bir büyük buluşma trenlere binilip gidildi ee, o da çok hoş bir maceraydı trenle gittik bizi karşıladılar polisler, çift sıra dizilmiş çevikler. Bu tren dediler Kars'a mı ne gidiyor yani doğuya gidiyor. Ya dediler devam edin ya geri dönün. Bizim temsilci arkadaş da yok dedi biz buraya geldik eylem için. Öyle mi buyurun dediler o zaman. Bizi bir çember içinde 3-4 saat istasyonda fiili olarak gözaltına aldılar. Yani adı gözaltı değil ama gözaltı. Ankara tren garının içerisinde. Bu arada da sonradan okuduk ettik ki yani Kızılay karışmış her tarafta çatışmalar vesaire. Ee, o bizim yani en büyük Kızılay buluşması olacaktı. Yani tam anlamıyla olamadı ama yani bu yönde eylemler oldu. Yürüyüşler gerçekleşti. Yine en büyüklerinden biri hatırladığım e, Söğütlü Çeşme Kadıköy Belediyesi önünde buluşmuştuk. Yine o da 2-3 bin kişi bayağı kitleseldi propaganda i̇şte kartlar, sloganlar, dövizlerle aşağı, iskele meydanına kadar inilmişti. Yani fiili yürüyüşler bunlar, izinli vesaire değil. 6 Kasım. 6 Kasım yürüyüşü eylemi de bir, bir zirve gibi oldu ya yani da zirve ve belki inişin de başlangıcı. O 6 Kasım'da Beyazıt Meydanı'na işte aşağıdan kitle girmeye çalıştı. Orada çok ağır bir şiddet uyguladı polis tabii. Yani bayağı insanlar ezilme tehlikesi yaşadılar. O rampa yukarı olduğu için çok düşen de oldu. Üst üste yığılmalar oldu filan. Çok korkmuştum o zaman. Ben o sırada işte öğrenci hareketinin kenarına doğru geçiyordum yavaş yavaş. Çünkü bitirmiştim üniversiteyi. Yüksek lisansa devam ediyordum. Yani yine üniversitede ama yüksek lisansta. Ama kardeşim oradaydı bir yandan filan. Sonra o da dahil gözaltına alındılar. O zaman da yeni bir dinamik ortaya çıktı. O, o sıralarda da Öğrenci Velileri Hareketi. İşte canım babası Mustafa Atalay'ın özellikle başını çektiği bir veliler hareketi. O 6 Kasım sonrası ortaya fiilen çıkan bir harekettir o da. E, vatan Emniyete götürüldü. İşte ha, orada bir değişim de oldu. O sırada Vatan Emniyet inşa edildi. Bitti ve faaliyete geçti. Ve e, tabii şiddete de uğramış en az 2-3 otobüs e, arkadaşımız. Oradalar. Veliler oraya gitti. Gittik hepimiz. Ya yani Ben de veli kimliğine bir anda geç, geçiş yaptım. Sonra onları görünce çok kötü olduğumuzu iyi hatırlıyorum. Yani cam otobüslerle Sultanahmet Adliyesi'ne gitmek üzere bizim önümüzden geçti. Tabii gözüm oraran, kolu sargıya alınan falan kötü bir görüntü. Çok yani kızgınlık ve acı veren bir şeydi. İyi hatırlıyorum yani tanığıyım. O veliler böyle yürümeye sonra böyle ufak ufak slogan atmaya başladı ve bir anda böyle bir yürüyüş kitlesine dönüştü. Yani o emniyet önü bekleyişçileri. Adliyeye doğru ta vatandan Sultanahmet'e hatta İstanbul Vezneci'yle edebiyatın filan önünden geçerek hatta sonra arkadaşlar anlattılar. Ya biz bunlar kim anlamadık başta? <laughs> Faşistler midir, kimlerdir ama yok yaşları da büyük diye espriyle anlatmışlardı. Orada mesela Sultanahmet önünde o sloganı attığımızı hatırlıyorum işte öğrencilerle gurur duyuyoruz vesaire. Ne? Bu gençlerle gurur duyuyoruz mu? Öyle, bir slogan üretmiştik yani o anda üretilmiş bir slogan. Sonra işte adliyeden serbest bırakıldılar falan. Orası da önemli bir mekan olmuştu. Sultanahmet Adliyesi. Yani koordinasyon döneminin e, emniyet birimi, vatan emniyet e, mahkemede orası. E, Birçok kez çünkü gözaltına alınan eylemlerde e, insanlar, arkadaşlarımız oraya götürüyorlardı. İşte oradan işlemler uzuyor, ediyor filan. Saatlerce önünde bekleniyor. Halaylar, horonlar, sloganlar. Sonunda oradan Arkadaşlar alınıyor veya işte veli olarak <laughs> öğrenciler alınıyor. Ama koordinasyonun özellikle sayesinde yani çok meşruiyet kazandığını bir anlamda öğrenci hareketinin ve bir yandan bir umut yarattığını iyi hatırlıyorum. Ya yani öyle çok şey yazılıp çizildi o dönem. Yeniden mi işte bir 68, yeni 68 ya yani biraz da abarttım ama işte medya öyledir biraz biliyorsun. Yani yeni bir 68 mi? Öğrenci hareketi yeniden canlı. Hem sol sosyalist camia için bu dinamik yeniden umut verici bir şey oldu. Hem de daha genel olarak yani kamuoyunda öğrenci hareketi bir kendini şöyle bir göstermiş, öncü olmuş oldu. Ama öğrenciler taleplerine kavuşamadı kavuşamadılar. Kavuşamadılar. Peki ne oldu bütün bu öğrenci hareketlerinin yükselişinde? Harçları ödemeyeceğiz dedik. Bence orada bir de çok önemli bir şey vardı. Sonra o pek devam ettirilemeyen bir şey. Yani sadece sembolik eylem yapmaktan öte fiilen de ödememiştik biz. Bunu ben çok önemsiyordum. Yani fiilen işlevsiz kılmak, fakat komik sonra baktım ki ben diploma almak durumundayım. Gittim. Ya aslında herkes sonlara doğru ödemiş bir şey. <laughs> ya e, ne oldu? O evet talepler elde edilemedi tabii. Yani tabii bu öğrenci hareketine özgü değil. Genel olarak. Ya ben Türkiye'den şey ne var 90'lı yıllarda yani 90'lı yılların bir yanı o karanlık 90'lar ama bir yanının da Verili koşullarda neoliberalizme karşı önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Gerek sendikal hareketin özelleştirme karşısında verdiği mücadele, yani bütün zaaflarına zayıflıklarına rağmen de olsa, <laughs> gerekse de bizim öğrenci hareketi de iyi bir performans sergiledik. Ama bizi aşan şeyler oldu. Yani bir kere tabii... O karanlık olan kısmı 90'ların yani esasen Kürt hareketinin yükselişine karşı yükseltilen o açık örtük devlet şiddeti bir kere çok boğdu. Her şey yani ne yaparsak yapalım o boğuntudan kurtulamadık. Hatta bence hala da içindeyiz yani o bir şekilde hakim hegemonik bir şey oldu. Ee, öte yandan da tabii 90'lar sonu büyük ekonomik krizler. Ve giderek aslında Türkiye'nin bir başka dönüşüm evresine girildi. Tam o sırada 28 Şubat, aslında 28 Şubat. O az önce söyledim ya, yani 90'ların içinden, bütün o karanlığın içinden olsa da bir tür yeni e, muhalefet, yani bir yeni sosyalist muhalefet damarının da bitişi de oldu. Yani ÖDP'nin de büyük ölçüde, yani şimdi saygısızlık olmasın o ismi sürdüren arkadaşlar var ama, o kurucu heyecanıyla ÖDP'nin de sönümlendiği giderek bizim koordinasyonun da sönümlendiği yani o bahsi geçen Beyazıt eyleminden sonra zaten iç tartışmalar çok yoğunlaştı. Sonrasında da o kadar özgüvenli, o kadar kitlesel, o kadar farklı renkleri barındıran bir eylem çizgisini koordinasyon izleyemedi. Koordinasyon adını devrimci gençlik çevresinden arkadaşlar yani haklı da olarak sürdürdüler ama o koordinasyon artık tam anlamıyla o koordinasyon değildi. Yani o daha renkli, çeşitlilik barındıran koordinasyon tam olarak değildi. Onu da söylemek lazım ama zaten yani farklı ekiplerin e e veya örgütsüzlerin bir araya geldiği o türden bir platform olmadı görebildiğim kadarıyla ondan sonra yani farklı farklı sol gruplar var onların zaman zaman bir araya gelişi ya da gelemeşi ama böyle bir bütünleşik bir öğrenci kamusal alanı öğrenci hareketi denebilecek bir şey olmadı aslında öğrenci hareketinin sonu desek abartım olur bilmiyorum yani. Üniversitede olup da sürdürülen mücadeleler hep var, bugün de var. Ama bir öğrenci hareketi diyebileceğimiz bütünlüklü bir şey sanırım yok gibi o dönemki kadar yok en azından. Sonra sendikal sendika fikri ortaya çıktı. Hatta kuruldu da işte disk içerisinde öğrenci sendikası falan ama o denli kapsayıcı olamadı. Yani koordinasyon ve platform yani iki başlı da olsa yine de ikisi büyük bir kapsayıcılık gücü ortaya koyabilmişti. Sonrasında daha dağınık, daha yani farklı sol çizgilerin üniversitede de kendini ifade ettiği bir şey olmuş oldu. Ama biz yani öğrenci hayatıyla, üniversiter hayatla, kampüsle ilgili politika öğretiyorduk. Yani sosyalistler olarak biz orada varız oraya da genel gündemlerimizi yansıtıyoruz değildi mesela. Yani oranın içinden ve ora için. Ve mümkün olduğu kadar oranın öznelerinin o ortalamasını ileriye doğru ittirmeye çalışan bir şey yapıyorduk. Ya yani böyle iştahlı anlatıyorum çünkü çok kaçırılmış bir fırsat olarak ikisini de düşünüyorum. Yani ilk içinde bulunduğum derneklerin sürememiş olmasını da e, Sonraki koordinasyonun yarattığı o söylemin dilin havanın kapasitenin sürememiş olmasını da doğrusu üzücü buluyorum. Aslında yani 80 sonrası üniversite kuşakları hep böyle bir sıfırdan başlama, hep bir yeniden öğrenme, sürekli bir çevrimler olmuş oldu böylece. Aslında bir hafızanın bir kuşaktan diğerine devam ettiğini söyleyemiyoruz. Değil çok mi? çok zayıf evet. Yani tabii yeriden, siyasi gruplar kendi yayınlarında bir bir tür kendi odaklı tarihler yaratıyorlar falan ama genel olarak diyorum ya ben yani 92 3'te girdiğim mimar Sinan'da bile apayrı bir şey olmuştu yani. Hemen hemen tartışmalar hepsi sıfırdan <laughs> başlamıştı. Bir yanıyla sıkılıyordum falan. bir yanıyla öğreniyordum neyse. Biraz önce bahsettiğin <laughs> Bir de karanlık bir gündemin bütün bu süreci eşlik ettiği meselesi de e, çok da büyük. Kırılmaların yaşandığı, olayların yaşandığı tabii. bir süreçten bahsediyoruz. Yani e, susurluğu katabiliriz bunun içerisine. Tabii, tabii. E, bunun içerisine hayata dönüş operasyonu, gaz katliamı tabii. E, ve hatta manisalı gençlerin e, işkencesi ve tabii. hapsedilmesi meselesi. Yani... Gündemler hep böyle birbirine tabii ki bir savaş ortamı, daimi bir savaş ortamı. Bunların hepsi öğrenci hareketinin de dinamiklerini etkiliyordu. Ama bu yani koordinasyonun da sönümlenmesinin ardından işte 2000'lere, 2000'lerin ortalarına doğru baktığımızda ve hatta bugüne baktığımızda artık üniversitenin yükün kaldırılmasından ziyade üniversitenin ortadan Kalkmış olması bir gündem Tabii. ve bunun en belki canlı örneği işte boğaz içindeki sürdürülen direnişte görüyoruz ama dediğin gibi bir topluca yani ülke çapında bir hareketten bahsedemiyoruz. Yok. O mirasın aktarılamaması bu sonucu mu verdi bize? Tabi büyük ölçüde. Yani aktarılabilseydi çünkü şöyle düşünüyorum. Aslında üniversitede her zaman önemli bir muhalif dinamik var. Fakat böyle devreden modeller, gelenekler olmayınca çok fazla enerji sarf ediyor her kuşak. Ve onları öğrendik, uyguladık vesaire diyene kadar öğrenciliğin diğerlerinden farkı tabii çok kısa bir zaman dilimi. Ama onlar olsa yani mesela şimdi Avrupa'ya falan bakıyorsunuz işte öğrenci dernekleri var işte. Bir o grubun elinde oluyor, seçimlerde bir başka oluyor falan ama yani gelenekselleşmiş bir şey var. Bir yapı var, bir model var. Bizde o yok, olamadı. O yüzden de yani bir kere model tartışması bile o kadar çok gündem oluşturuyor ki bu biraz bize özgü herhalde. Yani bu kadar sürekli sabah akşam her bir dönemde model tartışmak tuhaf. E dediğin doğru aslında tabii o 90'ların sonu yani yeni bir Türkiye'nin ön hazırlıkları imiş. Yani bugünden bakınca 90'larda çok yükselen toplumsal muhalefet aslında şiddet zor yoluyla kırıldı. Susurluk sonrasında bu bir dakika karanlık eylemleri çok büyük meşruiyet sağladı sola. İşte ÖDP'de mesela onlar içerisinde büyüyen bir güçtü. Koordinasyoncular da oralarda çokça yer aldık vesaire ama buna yanıt işte o hayata dönüş operasyonu ve genel olarak 28 Şubat her ne kadar siyasal İslamcılara karşı yapılmış görünse de aslında susurlukla açılan o, yani susurluk sonrası açılan o meşru işte ışık söndürmeler, bir dakika karanlık eylemleri, onların sokağa taşmış olan kısımları, mitingler, Sürekli bir sokak etkinliği içerisindeydik o dönemde. Yani neredeyse eve girmiyorduk. Ankara'ya sık sık bu tema için yapılan eylemlerle gidiyorduk. Geceleri sokaklarda eylemler olabiliyordu vesaire. Bütün onların baskılandığı bir şey oldu 28 Şubat süreci aslında. Yani bir otoriter rejim inşası yeniden söz konusu oldu. Onun bir ayağı da üniversiteler oldu. Yani bir yandan yani türbanın tartışma konusu oluşu, türbanlıların üniversiteye girememesi meselesi. Fakat o da ilginç oldu. Yani orada erkekler sakalı kesip girdiler. Aslında olan kadın öğrencileri oldu. Sonrasında da benim için hep çok iç acıtıcı, saçma bir görüntü oldu. Yani böyle kapı önünde türbanı çıkaran, peruk giyenler falan. Ve bir şekilde AKP onu sonuna kadar suistimal etti, istismar etti bu meseleyi. Ee, Aslında o konuda da hem koordinasyon hem ÖDF'nin e, türbanla eğitme e, destek eylemleri gündemdeydi. Hatta onun için çok eleştiri, eleştiriler almıştı o dönemde diye hatırlıyorum. E, çok vakıf değilmiş. O dönem ben artık öğrenci hareket dışındayım ama evet yani farklı düzeylerde yani daha güçlü destek verenler oldu. Örneğin DHKP çevresinden arkadaşlar daha da katılımcı oldular. Koordinasyon o kadar aktif destek değil ama yani haklı bulan yani bunu meşru görmeyen şeyi yani sakallı giremezsin e, Türbanlı giremezsin meselesini meşru görmeyen bir çizgi değiller. Diğer uçta ise e, o zaman e, sipli arkadaşlar vardı. İşte türban neyi örtüyor diye bir bildiri unutmadım mesela aklımda olan bir bildiri dağıtmışlardı o dönemde. Sonuçta e, yani o bir yana yani orada ne tavır alındı ne tutum alındı ama bir bütün olarak tabii o da şeye eklendi. O otoriterliğin dozunu koyultan, daha güçlendiren bir şeye dönüşmüş oldu. Yani sadece türban meselesi değil aynı zamanda. Yani kampüsler de bir şekilde kampüslerin bir tür kışla gibi, karakol gibi olması meşrulaştı. Ben yani ister türbanlıyı sokmayacağım diye kapıya onları dik, ister işte eylem yaptırmayacağım diye vesaire ama yani sürekli ve bu alışıldı. Sanki şimdi bugün doğal gibi görülüyor. Kampüslerde ha ondan sonra da zaten başka bir döneme geçildi. Bütün bu konuştuğumuz dönemde yine de dışsal bir unsur olarak polisler vardı ve biz işte polis dışarı diyorduk. Sonra güvenlikçiler diye bir şey oluştu. Mesela bu benim için çok üzücü. Ya bunun çok da mücadele konusu olmaması, olamaması, kabullenilmesi. Hatta sonradan ben de akademisyen oldum. Kocaeli Üniversitesi'ne gittim. O zaman da yani hala da artık herkes için son derece doğal. Ya ben bir türlü sindiremiyorum. Yani. Hadi öbürü devlet. Bir tür merkezi irade var. Yani ben kavga da etsem oraya polisi yığıyor. Ama ben hayır burada olmamalısın diyorum. Ama öbürü güvenlikçi. Sanki o da bir üniversitenin unsuru gibi. Sonra zaten iş giderek karmaşıklaştı. Onların da sendikalaşması, onların hakları. Ya ben onların varlığına karşıyım ama haklarını savunuyorum filan tuhaf bir, girift bir şeye dönüştü. Ama tüm bunlarla ne olmuş oldu? Yani o otoriterlik, yani hem neoliberalizm, bir yandan AVM'ye döndü neredeyse üniversiteler. Tam anlamıyla ticarileşti. Hem de otoriterleşti yani işte bu özel güvenlik birimlerinin kuruluşuyla birlikte falan. O anlamıyla evet yani politik hedeflerimiz anlamda 90'lar öğrenci hareketi başarılı olamamış oldu. Genel olarak 90'lar toplumsal muhalefeti gibi. Ama yani bizim gibi onun yaşayanlar için de değerli bir mirastı. Tabii biz kendimizi sürekli olarak o dönem 80 öncesiyle ya karşılaştırıyorduk ya da karşılaştıranlarla e, ra karşı bir şeyler söylüyorduk. Yani hep o şey vardı. Hani 68'ler yani hep bir yeniden 68'ler mi oldu, olacak, ol, oluyor mu, niye olmuyor, olmalı mı filan. Yani tabii 68 çok özel bir konjöktür. Farklı bir şey. Çok da romantize edilen, çok nostalji konusu yapılan bir şey. Ben o anlamıyla bir hani yeni 68 oldum olmadım meselesini çok önemsemiyorum. Ama kendi içinde özellikle koordinasyon iyi bir yanıt olduğunu düşünüyorum. Öğrenecek şeyler olduğunu da bugünden bakınca açıkçası düşünüyorum. Ben kendi adımı yani şimdi. 53 yaşındayım. O zamanlar 20'li yaşlardaydım. 30'lara doğru geldim. İçinde olmaktan en gurur duyduğum hayatımı kesitlerinden biridir. Biraz da uzun sürmüş bir öğrencilik ve öğrenci hareketinin farklı safhalarına tanıklık ettim. Ama tabii bugünden bakınca da aslında iyi ki yapmışız ve keşke daha güçlü yapabilseymişiz. Çünkü o dönem bizim karşı çıktığımız şeylerin hepsi şikayet konusu. ama biz o zamanlar söyledik, yaptık. Yani bu sokakları biz parasız sağlık, parasız eğitim sloganlarıyla inlettik. Çok iyi hatırlıyorum. Yani büyük coşkuyla Kadıköy sokaklarında, Beyazıt'ta, Sultanahmet'te. Bu bizim önemli asli sloganlarımızdan biriydi mesela. İşte çatışma değil faşist saldırı bir yanıyla attığımız bir slogan ama bir yanıyla da parasız sağlık, parasız eğitim. Bir yanıyla ferman devletin üniversiteler bizimdir diye. Yani hem otoriteye bir meydan okuyuş ama bir yandan o neoliberalizmin oradaki yansımasına karşı bir duruş ve onu genel neoliber, anti neoliberal mücadelenin içinde konumlandırmak, yani orada harçları ödemiyoruz. Tabi dar anlamıyla biz, bizim o günkü güncel konjöktürel talebimiz. Ama onu daha genel bir şeyin içine yerleştiriyorduk tabi. Hani o anlamda çok dar sendikal denebilecek bir talep değildi. ya. Yani biz parasız eğitim. Esası bunu işin parasız eğitimdir. Şimdi i̇şte de söylüyorduk bir yandan. Ee, bu anlamıyla iyi bir konumlanıştı ve doğru bir konumlanıştı. Bugün de bakınca aslında o mücadele keşke daha güçlü olabilseymiş. Daha çok şey bırakabilseymiş diye düşünüyorum. Biraz senin hikayene dönerek bitirelim. Akademisyen oldum dedim Kocaeli Üniversitesi'nde. O süreci de anlattım Evet sosyolojiden sonra ben sendikalarda ağırlıkta çalıştım ama bir yandan akademik faaliyeti sürdürdüm. Doktorayı yaptım. Doktora tezimi bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi'ndeki Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkiler Bölüm Başkanı Hocam, Ahmet Hocam. E, düşünür müsün dedi üniversiteye gelmeyi, bizim bölüme gelmeyi. Şaşırdım. O olur dedim. Emin olurum dedim. E, bir süre iki ayaklı sürdürdüm. O dönem hem Petrol İş Sendikası'nda örgütlenmedeydim hem de e, akademiye girmiş oldum. 2008, 2009, Ören yanında çok da iyi bir bölümdü bizimki <laughs> Nazar değdi diye konuşuruz yani çok iyi bir ekip toplamıştı Ahmet Hoca gerçekten i̇şte Aziz Çelik gibi hocalarımızın da olduğu, Kuvvet Hocanın ve başka bir sürü meslektaşın hani hakkını veren sosyal politika konusunda Türkiye'de bir biraz parlayan yıldız gibi olmuş idik. Hem bölümün iç hayatı çok güzeldi, demokratik bir hayattı. Yani bölüm başkanımız sayesinde. Hem arkadaşlık ilişkileri, hem bilimsel paylaşım. Hem de yani tek tek üretkenliklerimiz ve eğitim kapasitemiz. Yani her şey güzeldi. Fakat sonra işte yani AKP'nin o büyük dönüşümü, otoriterleşme dozunun artışını paralel olarak tabii giderek işte yeni rektör seçimi vesaire sonrasında da işte 2015-2016'da bu hendek çatışmaları sürecinde ben de başka birçok yüzlerce binlerce arkadaşım gibi bu suçu ortak olmayacağız bildirisine imza attım. Hemen iki ya da üç gün sonra işte Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çıkışından hemen sonra disiplin soruşturması açıldı bizimle ilgili. Rektörlük çok kötü bir açıklama yaptı. Yani bizi hedefe koyan, suçlayan bir açıklama. Disiplin soruşturmasına işte gittik ifadeler verildi vesaire. Ama bütün bunlar olur biterken de zaten yani daha disiplin soruşturması da bir yandan sürerken 1 Eylül 2016'da ilk ihraç edilen KYK ile OHAL KYK'si ilk ihraç edilenler arasında yer aldık. Bizim Kocaeli Üniversitesi'nden 19 imzacı bu bildireyim zaten 19 imzacı ihraç edildik sonrasında onunla ilgili de bir yani kendi çapımızda gerek hukuksal gerek siyasal mücadele yürütmeye çalıştık. Kocaeli Dayanışma Akademisi adını verdiğimiz bir yarı akademik yarı politik diyebileceğim bir oluşum ortaya çıkardık. Şu i̇şte dersler verdik, yayınlar çıkardık. Yök önüne gittik eylem. ilk eylemi yapan biz olduk aslında. Yani ilk çıkarılanlardan olduğumuz için. Fakat zor bir dönemdi. Yani o halin bütün karanlığıyla sürdüğü, herkesin epey ürktüğü bir dönemdi. Fakat o kapının yani açılan kapının ne olduğunu çok iyi anlatamadık o dönem. Yani bu bir gece bir KYK, yani bir kanaate dayalı bir şey sonuçta. Bir hukuksal yargılama sürecinin sonucu değil. Yani bu çok korkunç bir şey bu kapı açılırsa yani bunun sonu yok diye anlatmaya çalıştık ama çok yani anlaşılsa ne olurdu bilmiyorum ama iş biraz şeye daraldı. Yani bu sevdiğimiz arkadaşlar atıldı onlarla dayanışıyoruz gibi. ya yani bu da çok değerli bir şey ama o önün ötesindeydi. Nitekim ardarda arda geldi KHK'lar ve giderek yüzlerce insanı bulduk. Yanlış bilmiyorsam bizim barış imzacılığından 400 küsür gibi e, ihraç edilenler. Neyse yani yaşamımızı sürdürüyoruz işte. Yani akademik faaliyetler e, tabii ki e, geçim meseleleri nedeniyle o kadar istediğim kadar ideal e, olmuyor. E, ama yine de ucundan kıyısından gerek kodada yaptığımız işler gerekse de bireysi olarak Şimdi de hukuk. Karmaşık, tuhaf ve biraz da komik bir hukuk mücadele sürüyor. O hal komisyonu bizim geri dönüşümüzü reddetti. İdare mahkemesine gitti. İdare mahkemesi de reddetti. Ve benim dosyam şimdi istinaf mahkemesinde beklemedi. Nasıl sonuçlanır? İstinaftan dönersek, işte Danıştay vesaire bilmiyorum. Ne olacağını? İki arkadaşımız bizden döndü Kocaeli'den. Başka üniversitelerden çok sayıda dönüş var. E ama tabii yani üniversiteler bizim e, ihracımız süreciyle de birlikte daha da aslında bir anlamda devre iyice kapandı. Yani e, meslektaşlarımın da burada tabii bir iğne de batırayım. Maalesef örgütlülüğe çok sıcak bakmıyor oluşları. Ben açık söyleyeyim mesela o 90'larda edindiğim formasyonla hep üniversitede var oldum. Yani hocayken de. Yani hep bir eylemci, itiraz eden e, o zaman da yani Kocaeli Üniversitesi'nde de e, öğrenci hareketi görece güçlüydü. E, hep arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin yanında yer aldık. Kendimiz benden önce oluşmuştu. Ben de dahil oldum. Mesela bir platformumuz vardı. Ne bu diye. Nasıl bir üniversite istiyoruz platformu. Yani aslında Kordi dönemi falan yaptığımız bir tür devamı gibiydi de. Yine eğitim sende etkin olarak yer aldık ve eğitim senin hatta tam bu imzalardan ötürü atılma olmasaydı İkinci ya da üçüncü üniversite şubesini açmak üzereydik. Yani sade bir üniversitenin şubesi olarak 400'ü bulan sayıda üyeye ulaşmıştık. Ciddi bir örgütlenme kampanyası yapmıştık Kocaeli Üniversitesi'nde. Yani gerek akademik kadro gerek idari personel. Bu anlamda Kocaeli'nde çok ciddi bir ilerici birikimi de darmadağın ettiler bu süreçten yararlanarak. Gerek Kentli AKP eliti gerek genel olarak iktidar. Fakat işte Kocaeli'nin ötesinde genel olarak söylemem gerekirse bu şeyi çok fazla göremedim. Yani bizim bu daha nasıl diyelim yani eylemci tarzımızın da üniversiteler hayatta yani akademik camiada daha marjinal olduğunu gördüm. Yani orada daha elit, daha böyle Hayatın dışında kendilerini çok e, bazı e, statüler, vehmeden, payeler veren bir kitle. Yani epeyce solcu meslektaşım da dahil bu arada olmak üzere. Hatta bizim esprimiz şu oldu, daha o 90'lardan gelenler olan. Ya biz sokak çocuklarıyız dedik. Biraz sokak çocuk kalıyoruz. Neyse. O olsaydı üniversitelerde bu kadar, şimdi kadar kötü olmayabilirdi. Yani o direnç gösterilemedi. Tabii farklı yaklaşımlar var. Kimileri de diyor ki siz bu imzaları attınız. Bu bir tuzaktı. Aslında üniversiteyi bitirmek isteyen AKP'ye bir anlamda ne diyelim altın tepside sunmuş oldunuz diyenler de var. Tabii ben açıkçası burada çok nesnel bakamayacağım. Yani kendi konumum gereği o imza benim açımdan çok e, ilkesel bir şey yani onur duyduğum bir şey. Sonuçta e, ne bileyim zor bir iş yani yaşananlar çok ağır. Bu arada hala Türkiye için çok tabu bir konu. Hemen hemen hiç konuşulmuyor ileride mutlaka konuşulacaktır ve konuşulduğunda nasıl, ne konuşacağız çok merak ediyorum. Yani ömrüm vefa eder mi bilmiyorum. Çünkü bu tür ağır travmalar çok uzun yıllar sonra konuşulabiliyor ama yani bu ülkede sonuçta yaşlı insanlar, çocuklar öldürüldü, cenazeleri sokaklarda bekledi. Yani. Ya i̇mza attınız da onları kurtardınız mı ya da bir şey yapabildiniz mi? Yapamadık e, maalesef, başaramadık. Ama o duruşunda ben e, önemli olduğunu düşünüyorum doğrusu. Daha ötesini yapabilseydik keşke. Yani daha bir direnç, yani oradaki o ölümleri, e, o gidişatı e, durdurabilecek bir şey yapabilseydik. Yani ona da gücümüz de yetmedi. Belki cesaretimiz de kırıldı. Çünkü çok ağır bir şeyle karşılaşıldı. Ben gerçi az çok bekleyenlerdendim. Yani eşime bildirim ettiğini gösterip bilgisayarda. Ya yani böyle bir şey alıyorum ve muhtemelen ciddi bir şekilde başım belaya girecek. Yani hazır ol türü bir şeyler söylemiştim. Ama birçok arkadaş bir sürü imza atıyoruz. Bu da onlardan biri işte gibi bir şeyle sağlanmış Ama açık söyleyeyim yani 90'lar öğrenci kuşağı içinde bizim imzacılar içinde yine de yani kuşaktaşlarımla gurur duyuyorum içinde bulunduğum grupta. Mesela 90 kordi döneminin en azından benim tanıdığım çevredekiler sağlam çıktı. Bir şekilde mücadelelerini sürdürüyorlar. Yani ama o düzeyde ama bu düzeyde. Ya da duruşlarını sürdürüyorlar diyeyim. Herkes her zaman mücadele içinde olmaz olamaz ama e, yani kimini uzaktan gözlüyorum. Kimiyle bugün de yan yanayım falan. E, hatta hep aramızda öyle konuşuyoruz. Bizim kuşak sağlam çıktı falan diye. E keza şey de imzacılar için de öyle düşünüyorum. Yani bir şekilde bir duruş sergiledik, arkasını durduk en azından. Daha ileri götüremediysek de. Yani bütün bunlar tekil alındığında evet bir tür başaramama, bir yenilgiler tarihi gibi bir yanıyla ama bir yanıyla da bir birikim işte. Yani bu, bu topraklar ilginç topraklar ya. Müthiş bir direnç var. İşçi hareketi öyle, burası öyle. Ama bir nihai sonuca <laughs> ulaşamıyor. Bilmiyorum. Bakalım. Belki ileride